Sorularla Lisan Eylül programım, değerli takip edicileri, bu haftaki programımıza dördüncü sözle başlayacağız. O zaman programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Dördüncü sözden birinci sorumuz, hemen başında ifade edilen hadis-i şerif. Namaz dinin direğidir. Hadisi, dinimizin namazla ayakta durduğunu ifade etmektedir. Burada diğer ibadetlere kıyasla özellikleri için namaz öne çıkarılmış. Bunu azalan hikmeti sebebi ne olabilir? Tabi bu hadis-i şerifte namazın ehemmiyeti, yani önemi vurgulanıyor. Malum bu takva sahipleri sayılırken şeyde Bakara suresinin başında birinci madde olarak iman söyleniyor. Onlar gaybi iman ederler. İkinci madde olarak namazlarını, değil mi? Kırarlar, dosdoğru kırarlar. Üçüncü madde olarak zekatlarını verirler. Geliyor. Şimdi dolayısıyla hemen imandan sonra orada namaz zikredilmiş, peşinde zekat zikredilmiş. Bu namazla zekat ikisi birlikte düşünüldüğünde bunlara amel-i salih diyoruz. Amel-i salih bütün ibadetler için alıyor. Bütün ibadetler için alıyor. Bunlar içerisinde neden namazla zekat taksis edilmiş? Alimlerimiz bunu izah ederken diyorlar ki ibadet ikiye ayrılır diyorlar. Biri mali ibadetler, diğeri beden ibadetler. Beden ibadetler namazla temsil edilmiş. Mali ibadetler zekatla temsil edilmiş diyorlar. Dolayısıyla yani buradaki namaz bütün beden ibadetlerin tümünü için almış oluyor. Yani alimlerimizin açıklaması böyle. Dolayısıyla namaz dinin direğidir deyince ibadet dinin direğidir manasında anlayacağız. Namaz önemle vurgu yapılmasının hikmeti şu olabilir. Diğer ibadetler, işte zekat da bir ibadettir ama diğer ibadetler bütün Müslümanlara farz değil. Zengin olana farz mesela. Değil mi? Hac zengin olana farz. Namaz ise bütün müminlere farz. Böylece namazı bütün müminler kılabiliyorlar. Ama zekatı bütün müminler veriyorlar diyemiyoruz. Veremeyebiliyorlar. O bakımdan namaz bir bu manada umumiyet arz ediyor. Umumiyet. Herkese şamil bir ibadet. Bir de devamlılık arz ediyor. Oruç da bir ibadettir ama devamlı değildir. Ramazanlardan önce tutulur. Değil mi? Evet. Namazda böyle bir durum söz konusu değil. Namazda devamlılık var. Günde hem de beş sefer. Buradan da baktığımız zaman devamlılık noktasında da namaz diğer ibadetlerden önde geliyor. Yine bir ayet-i kerime var malum, son kısmını sadece söyleyeyim meale. Namaz kötülüklerden, fuhşiyattan insanı alıkoyuyor, koruyor. Burada da ki namaz en ibadet esas ama birinci derecede namaz. Çünkü namaz kılan bir insan, yani namaza devam ediyor inşallah, o tip kötülüklerden uzak kalabiliyor. Bu manada da namaz dinin gereği olmuş oluyor. Yani daha çok kendilerine gibi namaz bütün ibadetleri temsil ediyor. İbadet dinin direğidir diye anlamamız mümkün bu soruyu. Sonra bir başka yönü de şu da söylenebilir. Yani ikinci zaman ustad buyuruyor ki yani her bir günahta kötüye giden bir yol var. Kötüye giden bir yol var. İşte o günah diyor devam ederse tövbeyle izah edilmezse ne oluyor? İşte zamanla kalbi karartabiliyor. Evet. İşte bunun ispatı yapılıyor. Üç tane örnek veriliyor. Öyle girmeyeceğim. Dolayısıyla yani günah işlene sonunda Allah muhafaza tövbe etmediği takdirde küfre düşme ihtimali söz konusu. Namaz kılan bir insan ne yapıyor? Bu günahlardan uzak kalıyor. İşte fuhşiyattan, münkerattan namaz insanı uzak tutuyor. Uzak tutunca da ne oluyor? Küfürden uzak tutmuş oluyor. Evet. O manada düşünürse namaz imanı da direği olmuş oluyor. Çünkü namaz kılmayıp günahlar işleyen kişi zamanla işte ikinci zamandaki izah bu. Keşke bu ibadet olmasaydı. Tabii diyebiliyor ve küfre giden bir yol var diyor. Yol var. Yol ama dediğim gibi yoldan dönüşte mümkün. Tövbe edildiği zaman dönebilir yoldan ama tövbe edilmezse diyor. O zaman
kurt değil diyor, manevi yılan olarak kalbe sarabiliyor günahlar ve kalbe zarar verebiliyor. O manada da düşünürse namaz imanı da direği olmuş oluyor. Yani din deyince din mefhumunun içerisine ne giriyor? İmanın altı rükünü, İslam'ın beş şartı giriyor. Değil mi? Şimdi namaz kılan bir kimse demek ki imanını da bu gibi tehlikelerden muhafaza etmiş oluyor. Zaten İslam'ın beş şartından en başta gelen namaz, bunu kılan kişi, namazını kılan kişi, zekatını da vermeye bir iştiyak duyabiliyor. Namaz kılmayıp da zekat veren kişi ben bilmiyorum. Yani, nadirdir belki, o da kaideyi bozmaz, istisnalar. Yani namaz kılmayan kişinin zekat verdiği vaki değil, ben bildiğim kadarıyla. Demek ki zekatın da direği namaz oluyor. Değil mi? Zekatın da direği namaz oluyor. Öyle. Yalnız orucun bir istisnası var burada. Adam namaz kılmıyor da oruç tutabiliyor. Çok yaygın. O çok yaygın. O bir istisnadır. İşte orucu mükafatını ben vereceğim diyor Cenab-ı Hak. İnşallah o bir mağfiret vesilesidir oruç. Umumi bir mağfiret vesilesidir inşallah. O istisna, fakat onun içinde yine namaz var. Şöyle ki, oruç tutan kimseler günde hiç beş vakit namaz kılmasa da Ramazan'da teravih kılıyorlar. 15 gün de olsa, 20 gün de olsa. Değil mi? Bir bayram namazı rahat zaten kılıyorlar. Orucunu tutan kişi bayram namazını kılıyor. Dolayısıyla yani oruç içinde teravih de bayram namazı da olsa bir namaz manası da yine yerleşiyor orada. Yani oruçta da yine namaz da giden bir yol var. Ama diyor ki oruç istisna. Zekat öyle değil. Zekat illa namaz kılacak ki zekatı da versin. Az önce ifade ettiğinizi Üstad Hazretleri İşaret-i İzaz'da beyan ediyor. Amal-i kalbenin kutbu imandır. Amal-i maliyenin kutbu zekattır. Amal-i bedeninin kutbu ise namazdır. Namazdır. Namaz ikisi de direği oluyor. Evet. Yani namaz kılan insan zekat ediyor. Namaz kılan insan huşiyattan günahlar uzak kalıyor. Günah uzak kaldıkça da imanını muhafaza etmiş oluyor inşallah. Namazdaki devam için de yine Bakara suresinde İşaret-i İzaz'da Üstad diyor. Yani ikamenin şartlarından birisi de müdavemet, birisi tadil erken, devam, evet. Birisi de muhafaza. Demek yani devam da önemli yani. Muhafaza. Evet. İkinci sualimiz, namazın ucuz ve az bir masrafla kazanılması maddeten midir? Yani orada ifade edilmek istenen mananı acaba? Namaz ucuz ve az bir masrafla kazanılması. Maddeten zaten bedava. Namazın hiçbir ücreti yok. Yani haccın ücreti var değil mi? Evet. Zekat için zengin olmak lazım. Hac için zengin olmak lazım. Namaz için zengin olmak şart değil. Bedava yani, ucuzluk. Ama külfet olarak da anlasak çok az bir külfetle namaz kazanılır. Yani mali yönden baksak zaten ucuzun son sınırı. Değil mi? Hiç ücreti yok. Külfet olarak da düşünsek çok az bir masrafı, az bir zahmet diye anlasak namazda çekilen zahmet çok çok az. Yani günde bir saat tutmuyor diyor, değil mi? Evet. Farz namazı daha az tutuyor yani. Sünnetle Peygamberimizin bize ayrı bir ikramı olmuş oluyor. Demek ki emrettiği kısım farz namazlar, toplam 20 rekat vacip. İşte vacip 3 rekat, diğerlerini topluyorsunuz, 20 rekat tutuyor. 20 rekatı Ramazan'da teravih olarak kaç dakikada kılıyoruz? 20 dakikada, değil mi? 20 dakikada 5 vakit namazın farz kısmı kılınabiliyor. Mesela bir saat diyor, bazıları diyorlar hani bir saat nasıl oluyor? Efendim söyleyeyim, bir yatsı namazı yarım saat sürüyor hani. Bence bu örneği veriyorum. Şimdi orada ezan var, yatsı namazında işte tesbihatlar çekilirken müezzin efendinin biraz işi uzatması var. Bazen üç ihlaslar okunuyor hani. Sonra aşır okunuyor. Şimdi farz olan kısmını sadece alırsanız 5 vakit namaz 20 rekattir. Teravide 20 dakika tutuyor hızlı kılındığı için. Biraz yavaş kılsa yarım saat. Yarım saat de bunun abdestini ki tutmaz veya diğer sünnetlerini. Ama tabii daha çok rekat kılmakta, işte aşırı okumakta onları daha çok sevaplar başka yani. Asgari usta tanıyor. Bir saatte çok rahat 5 vakit namaz kılınır. Az bir masraf dediği.
külfet yönden böyle, masraf zaten yok. Ki zaten dördüncü sözde cisme de o kadar ağır bir iş değildir diyor. Bu manada işte, evet. Bu manada, evet. Acaba neticesi itibariyle de olabilir mi? Yani çünkü iman ve amel-i salih'in neticesi cennet olduğundan dolayı 21. sözler var ya, acaba 10 kuruş gündelikle çalışsan, deseydik... Yani bütün ömür namazla geçse, ibadetle geçse, cennete göre yine ucuzdur, o ayrı. Tabi o kesin, zaten namazın değil. İnsan bütün ömür ibadetle geçse, nihayet 80 senedir değil mi? En fazla ömür olan. Hiç uyku da uyumasa, yemek yemese, bir şey içmese, sadece ibadet etse 80 sene, sonsuza göre sıfır kalıyor da. Ucuzdan da daha aşağı. Sonsuza göre 80 yıl, 60 yıl, hiç demektir yani. Bundan kazanılmaz. Satma şartı adi diyor. Allah'ın adeti bu cennete vesile yapmış bunu. Yoksa bundan cennet kazanılmaz. Evet. Yine dördüncü sözde olsun, başka yerlerde 24 saatin 24 altına üst saati teşbih ediyor. Bunun hikmeti ne olabilir o zaman? Hani bir vakit nakittir buyuruyor ya, vakit nakittir. Yani en büyük zenginlik zaman. Yani hatta bir hadis-i şerif var, iki büyük servet, nimet, servet, nimet israf ediliyor yani zarara uğratılıyor. Birisi saat, birisi boş zaman. Bir hadis-i şerif var. Yani çünkü en büyük servet zaman, sonra sıhhat. Bu ikisini çok dikkatli kullanmak lazım. Usta da bu her saatimizi bir altına teşbih ediyor. Değil mi? 24 saati 24 altına teşbih ediyor. Bunun biriyle cennet kazanabiliyor. 23'ünü dünyaya harcamak caiz. 23 saatin tüm insan dünyaya harcası caiz. Ama bir saati diyor, ahirete harcarsa bir saat maya oluyor, maya gibi. Değil mi? Hı. Namaz kılan diğer mi bak dünya amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır diyor. Hı. O bir saat 23 saati de ibadet hükmüne getiriyor. Ama güzel bir niyet şartı orada önemli. Yani namaz kılan bir insan helal kazanma niyetiyle ticaret yapsa ibadet oluyor. Değil mi? Hı. İşte üstadın ilahi kelimetullah maddetin terakki mütevakıftır diyor üstad. Bu esas olarak maddetin terakki etmemiz lazım. İslam ülkelerinde ilerlemesi lazım. Niye geri kalalım Avrupa'dan işte falan. Bu niyetle zengin olsa adam çalışsa ibadettir. Güzel bir, bu da güzel bir niyettir. İslam hizmeti güzel niyettir. Helal kazanç da güzel niyettir. Ama işte şehrin en büyük zengin olacağım. Parmakla göstereceğim. Efendim söyleyeyim. Şunu daha geçeceğim falan. Bu güzel bir niyet değil. Bu niyetle yapılan çalışmalar ibadet olmaz. Olmaz. Hani buna örnek veriliyor da bize deniyor ki mesela en zahmetli ibadet şey cihat değil mi? Harbe gitmek, ölüm var işin içinde, yaralanmak var işin içinde. Adam cihada gidiyor, niyeti ilahi kelimetullah olacak. Değil mi? İslam'ın ilahisi yükseltilmesi, inkişafı olacak, kalplere yerleştirilmesi olacak. Bu niyetle olursa diyor, yaptığı harp cihattır diyor. Ama ganimet elde etmek için harbe gitse cihad etmiş sayılmıyor. O da niyeti ilahi kerimatullah değil, para elde etmek, servet elde etmek olduğu için ona cihad denilmiyor. Ölürse şehit olur. Ölürse şey yani. Bu manada dünyevi kazançlarımızda niyet çok önemli. Dolayısıyla şu yani niyete dikkat etmek lazım. İnşallah niyetimiz asgari olarak helal kazanacağım, başkasına muhtaç olmayacağım, çoluk çocuğuma helal rızık yedireceğim. Asgari niyet budur. Bu niyet bütün mesai ibadet yapmaya kafi geliyor. Daha da ileri niyetleri kısmını konuşmuş olduk. Yani günümüzün, yani bir günün saatinin altın denildiği gibi aslında dakikası da altındır. Ki mesela 23. sözün 3. yüklesinde bütün ömür için, ortalama 60 sene için de 60 altın diyor yine. Tabii, o teşbih. Yani. Evet. Yani bir dakika şehadet kaç saniyede getirilir? 3-5 saniye. Evet. 10 saniyede. Evet. Adam imara geliyor, şehadet getirir, ölüyor, cennet kazanıyor. Evet. 30 saniyede cennet kazanabiliyor. Yani. Evet. Yine dördüncü sözde hizmetkarların 2 ay uzaklıktaki sikliğe gönderilmelerine biraz izah edebilir misiniz? 2 ay uzaklıkta? Bir çiftliğe gönderilir, has bir çiftlik. Has bir çiftlik vardır diyor. Başı nasıldı onun? Bir günlük mesafede bir istasyon. Tamam. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır.
Şimdi bir günlük mesafede bir istasyon vardır. O zaman istasyon kabir. Evet. Kabir. Yani ebediyet yolculuğunun işte kabirden başlıyor. Demek bir günlük mesafe ömür oluyor. Yani ömrün tümü bir günlük mesafe oluyor. 60 de yaşasak, 80 de yaşasak kabre kadar olan safhaya bir gün diyoruz zaten. İki ay uzaklıkta has bir çiftlik dedi cennet. Kabirden sonra cennete kadar olan mesafe de iki ay uzaklık diye ifade edilmiş oluyor. Yani o iki ay uzaklık işte dünya ömrünün kısalığı. Tabi bu kısa ömür hayırlı harcanırsa iki ay uzaklıktaki cenneti onunla kazanabileceğine dair bir temsil bu yani. Has çiftlik cennet, iki ay uzaklık, kabir cennet arası, bir günlük mesafede insan ömrü oluyor. Evet. Demek kabirle cennet arasında yine ayrı ayrı menzilleriniz var. Muhakkak tabii. Kabirden sonra işte kabir hayatı var, alem berza dediğimiz. Onun ayrı bir alem, herkese göre farklı o alem. Kimine göre adam kalkacakmış ki mahşerde sur yüklenince daha az önce ölmüştük diyecek. Yani kimisi kabir azabı görüyorsa bir dakikası senelerce azap çekiş, seneler gibi gelecek ona. Hani mesela hayata da öyle ya, tabi sıratlıyken, sohbet ederken eşle dostla, saatler nasıl geçir bilmiyor. Ama yatakta hasta ızdırap çekerken bir dakikası seneler gibi geliyor. Onun için kabir hayatı muhtelif. İşte şehitler zaten kendilerini ölmüş bilmeyecekler. Kabir hayatı çok farklı, herkese göre farklı. Alem bezah dediğimiz alem, kabir hayatı. Sonra bağız var, dirilme var. Sonra işte mahşerin dehşetini herkes hissedecek. Vakfe diye bir bekleme süresi var. Vakfe deniyor ona. Hacda da vakfe var ya, onu temsil ediyor. Vakfede işte sabırsızlanma, celal tecellileri mahşerde devam ediyor. Vakfede de devam ediyor. Sonra mizan safhası var. Şefaat-ı kübra orada başlıyor. Şefaat orada başlıyor. Mizandan sonra işte cennete geçiş var, sırat. O da herkesin farklı zamanlarda diyelim. Yani orada zaman çok değişik bizim, dünya zaman gibi değil de. Orada ehli cennetin bir kısmı berk gibi, şimşek gibi bir anda cennette olacak. İşte değişik ibadetine göre, amel-i salihine göre, takvasına göre. Uzun yolu diyor, mütefavit, yani farklı derecelerde kat ederler diyor. İşte neticede cennet, yani iki ay uzaklığın içerisinde hepsi var. Sırat cennet arası da herkes için farklı. İşte kabir, vefatla bağız arası da kabir hayatı yine farklı arz ediyor. Mahşerin dehşeti var, vakfe var, mizan var. Tümü iki ay ile temsil edilmiş. Tümüne iki ay diyoruz zaten. Bir günlük mesafede bir istasyon, bir hadiseden şey olabilir mi acaba? Yani arasında siz kendinizi, yani dünyada bir günlük misafir bildiğiniz gibi bazen duyuyoruz yani. Acaba sıfatı da anlamıyorum ama. Misafir bir günlük bilmedim de olabilir. Bir sahabeye, peygamberimizin dünyada misafir ve yolcu gibi yaşar manasında. Bir hadis var. Bir günlük olabilir, ben duymuştum. Yine bir sorumuz. 24 altında sadece yol, bilek masrafı. Oradaki meskene bazı şeyleri almaya tahsisi nedendir? Namaz kılan kişi dünya işleriyle hiç meşgul olmayacak mı? Geçen haftaki sohbetimize geçebiliriz. Geçti, evet. Yani dünyaya geliş gayemizden meseleye bakalım. Dünyaya niçin gelmişiz? Ayette açık. Ben cinleri, insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadet de marifet manası. Yani Allah'a iman etme, tanıma. Bunun neticesi olarak da ona itaat etmeye geliyor haliyle. Ben gizli vazneyim, bilinmek istedim, tanımak istedim ve mahlukatı yarattım. Hadis kürsüsü de var. İnsan dünya geliş asıl gayesi Cenab-ı Hakk'ı tanımadır yani. İbadet, iman ve amel-i salihtir. Ha, bunun için gelmiştir ama insan dünya hayatına da muhtaç yaratılmış insan. Değil mi mesela? Melek gibi yaratılsa hiç yemez içmez ibadet ederdi. Açlığa müptela, çok ihtiyaçları var değil mi? İşte hayvanat gibi fıtri bir libası yok. Elbise almak için para ihtiyacı var, yemek için para ihtiyacı var.
Dolayısıyla çalışmadan dünya zaten kazanılmıyor. Öyle yani fıtratımızda dünya çalışma var zaten. Yani istesek de dünya çalışmadan nasıl yapacağız yani? Yaratılışımızda dünya çalışma var. Yani ama bu ayeti nasıl anlayacağız? İnsanın ana gayesi ibadettir. Az önce de Üstad'a nakit yaptık ya, ibadetini yaptığı takdirde meşru dairede, güzel bir niyetle dünya çalışmalar da ibadet hükmüne geçiyor. Dolayısıyla bütün ömrünü diyor, ahirete mal edebilir insan. Yani sadece bir köşeye çekilip gece gündüz ibadet etmesi gerekmez. Çünkü yaratıcı buna müsait değildir. Eğer olsa melek olurdu. Değil mi yani? Acıkması, işte bir hayli ihtiyaçları insanın dünya çalışmayı fıtraten gerektiriyoruz zaten. Fıtraten yaratılışımızda dünya çalışma da var, ahirete çalışma da var. Bir de zaten çalışmaya dair ayetler var. Değil mi? Evet. Çalışacağız, zengin olalım da zeket verelim. Nasıl oluyor bu şey? Herkes çalıştığımız zeket emri kalır ortada. Şey, oturduğum kendi köşesinde. Yani bunu o şekilde değerlendirmek yanlış olur. Dünyaya hiç çalışmak lazım diye. İslam'da böyle bir şey yok zaten. Hiç ölmeyecekmiş gibi yani bazı itiraz ediyorlar sıhhatine. Ama hakikat olduğu ortada. Dünyaya çalışmak. Yarın ölecek gibi de ahirete çalışmak. İyim Çin'de de olsa arayıp bulmak. Değil mi? İnsan için yalnız çalıştığı vardır diye manasındaki ayetler. Bunu hep birden dikkate alındığında çalışmak, tembelce oturmak diye bir şey yok mu senin için? Meryem Lisesi'nin birinci meselesinin başında da gene dördüncü sözü atfederek diyor, yani Cenab-ı Hak 24 saatlik bir sermaye ömrü bize ihsan etmiş, ta ki iki hayatımıza lazım şeyler o sermayeyle alınsın. Yani, tabii, kafi geliyor şimdi. Evet. Arz ettim. Mesela ibadet deyince, mesela namaz anlamıyorum. Şimdi hani bir ibadet ve bir ubudiyet var, kulluk. Kulluk devam mı? Evet. Mesela bir insan namazdan çıkıyor, değil mi? Selam edip namazdan çıkıyor. Camiden çıkar çıkmaz, ubudiyet yine devam ediyor. Karşına bir haram bir çıkıyor. Bakmadan da ibadet oluyor, takvadan sevap alıyor. Tüccar ise gidiyor iş yerine, dükkanını açıyor. Değil mi? İşte helal dairesinde iş yaptığını, yalan söylemediğini, iftikar yapmadığını, faize girmediğini, mesaisi ibadet oluyor. Dolayısıyla yani ibadet sadece namaz, oruç değil yani. Bunların tümü ubudiyet tarifinin içerisinde oluyor. Ubudiyetini yapan insan da bütün ömrünü ahirete mal edebiliyor. Yani sadece namazın nasıl değil. Yine mesele de 24 saat misal edilirken çoğunu aza, azını çoğa vermek lazım ki diyor. Dünyada paşa ahirette gel olmasın. Yani hiç olmazsa bir iki saatimizi ahirette... Hiç olmazsa. Hiç olmazsa. Yani 22 saatimizi de dünyaya. Azı çoğa, çoğu aza. Cenab-ı Hak biri kabul ediyor. Evet. Bir saat cennet kazanır bir saatle. Evet. Ama dünyaya mesela gelişimizde irademiz yoktur. İrademiz dışında geldik. Değil mi? Evet. Ama o ki geldik, daha yokluktan kurtulduk, anne rahminden kurtulduk. Bu geliş bize yeter demedik. Dünyada servetin en çoğunu, makamın en yükseğini talep olduk. Onun için çalışıyoruz değil mi? Evet. Bu kısa dünya hayatında gelişimiz bize yeter deyip iktidar etmedik. Cennete gelince iktisatçılığımız tutuyor. Yani bir cennete girerim kafir. Cennete sonsuz mertebeler var. Lütufla verilecek başka ama nasıl burada iktisat etmedik, her şey talip olduksa orada da makamımızı artırmaya talip olmamız lazım. Onun için mümkün olduğu kadar yani hayatımızı ahirete mal etmeye çalışmak lazım. Onun için asgari şartı da dediğim gibi, ustadın daha doğrusu dediği gibi, namazımızı kılıp güzel bir niyetle dünya çalıştık mı bütün dünya çalışmalarımız ibadet olabiliyor. Ama ne kadar ilim tahsil etsek, ne kadar İslam'a hizmet etsek değil mi? O kadar derecemiz artıyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Evet. Ki yani bir mümin de ibadet yaparken 32. söze geçiyor. Bütün dünyasıyla yapıyor. Dolayısıyla diyor onun dünya kadar da diyor bir mükafat alması hikmeten lazımdır. Evet. O da dünya kadar bir cennet. Cennet. Evet. O da aynı. Aynı. O zaman süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederim. Kıymetli takip edicilerimiz. Dördüncü söze başladık. Gelecek haftalarda devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler.